Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü, dağılmayan nefis bir haşhaşlı revani tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlıyorum. 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 1 dilim limon. Ocağa aldım. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Keki için çırpma kabına 3 tane yumurta aldım. 1 su bardağı toz şeker ekledim. Mikserle iyice köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı yoğurt ekliyorum. Bir su bardağı irmik ekliyorum. Karıştırıyorum. Bir çay bardağı mavi haşhaş ekledim. Bir su bardağı un ekliyorum. Bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozu ekledim. Karıştırdım. Dikdörtgen borcam kullanıyorum. Dikdörtgen borcamı biraz sıvı yağ ile yağladım. Hazırladığım karışımı borcama aldım. Üzerini düzeltiyorum. Şöyle biraz sallayarak üzerine düzeltebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde düzeliyor. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verdim. 150 derecelik fırında 30 dakika pişirdim. 30 dakikanın sonunda kürdan testi yapıyorum. Kürdan temiz çıktı, revanimiz pişti. Fırından çıkardım. Sıcak revaniye soğuk şerbet veriyorum. Şerbetin soğuması için de bir kaseye aldım. Bir paket krem şanti, yarım su bardağı süt ekledim. İyice çırptım. Ve revaninin üzerine krem şantiyi sürüyorum. Üzerini düzelttim. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpiyorum. Buzdolabında 2-3 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Dilimliyorum. Bıçağımı her defasında temizleyerek kesiyorum. Üzerine antep fıstığı döktüm. Sizlere kıvamını, iç dokusunu göstermek istiyorum. Şöyle ortadan alıp her tarafını güzelce göstereyim. Şerbetini tamamen çekmiş. Hiçbir şekilde dağılma yok. Haşhaşlı revani tarifimiz hazır.
Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.